Günaydın, günün ekonomisiyle karşınızdayız. Piyasalara ilişkin ayrıntıları, oluşan fiyatlamaları ve nedenlerini elbette konuşacağız. Gelsin sermaye piyasaları. Sermaye piyasaları tarafında önce Borsa İstanbul tarafıyla başlayalım. Borsa İstanbul'da geldiğimiz nokta bize 85.310 endeks değerini gösteriyor. Borsa İstanbul tarafında kapanış itibariyle %1.68'lik bir geri çekilmeyle birlikte 5.42 milyar liralık bir işlem hacmine imza atıldı dün gün sonu itibariyle. Baktığımızda bankacılık endeksi tarafında %2.14'lük bir kayıp vardı. Sanayi endeksi ise endeksten %1.60 oranında sildi. Borsa İstanbul tarafında ilk 100 hisseye baktığımızda 17 hissenin yükseldiğini, 79 hissenin düştüğünü, el değiştirirken değeri değişmeyen de 4 hisse olduğunu gördük. Ege Endüstri, Enka İnşaat, Kerevitaş, Verasa Holding ve Vestel en çok artan ilk 5 sıralamasını oluştururken en çok düşen 5 hisse sıralamasında Galatasaray, Albaraka Türk, Gentaş, Polisan Holding ve Sasa yer aldı. İşlem hacmi tarafında Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Madencilik, Halkbank ve Aselsan şeklinde bir sıralama olduğunu anımsatalım ve diğer piyasalarda neler oldu onları şöyle birlikte gözden geçirelim. Almanya tarafında %0.85'lik bir değer kazancı olduğunu söylemek mümkün. İngiltere tarafında 0.25'lik bir prime imza atıldı. Fransa tarafında 0.50, İtalya tarafında 0.77'lik bir değerlenme söz konusuydu. İspanyol endekse baktığımız zaman ise karşımızdaki tablo bize 0.43'lük bir değerlenmeyi gösterdi. Amerikan piyasaları tarafında kapanışlar itibariyle bakıldığında orada da yukarı yönlü hareketler vardı. Dünyanın genelinden aslına bakarsanız bir parça daha ayrışmış durumdayız negatif anlamda. Borsa İstanbul cephesine bakıldığında Amerikan piyasalarında Dow Jones tarafında 0.77'lik bir değerlenme yaşanırken S&P 500 tarafında 0.85, Nasdaq tarafında da %1.08 oranında bir değerlenme olduğunu gördük kapanışlar geldiğinde. Yeni güne başlarken nasıl bir tablo var diye baktığımızda o tarafta çok hafif eksiler olduğunu söylemek mümkün. Amerikan borsalarında vadeli endeksler cephesinde 10.000'deki S&P 500 ekside, Nasdaq tarafına baktığımızda 0.10'luk bir kayıp var. Dow Jones'ta 10.000'de 1'le de olsa en azından yeşili yakmış görünüyor şu saat itibariyle. Asya piyasaları baktığımızda pozitif bir havayı devraldığımızın altını çizmek mümkün. 0.18 Japonya artıda, Hong Kong tarafında 0.30'luk bir değerlenme var ve Güney Kore endeksine baktığımızda 0.25'lik bir değerlenme ile birlikte günün başladığını görüyoruz. Çin tarafında da 10.000'de 2 ile de olsa yine de kırmızının yandığını söyleyelim. Para piyasalarına geçmeden önce sermaye piyasaları tarafını da önemli oranlarda etkileyecek haberlerden birine değinelim. Bunlardan bir tanesi yurt dışı kaynaklı olarak Theresa May'in dün parlamentoya sunduğu bu Brexit meselesi. Brexit tarafına baktığımızda geldiğimiz nokta itibariyle bize şunu gösteriyor. Bir ikinci referanduma gidecekler. Çünkü İngiltere Başbakanı May parlamentoya ikinci Brexit referandumu yapılmasını hali hazırda önerdi. May bu işi dördüncü kez parlamentoya sunacak malum. Brexit anlaşmasına ilişkin yeni tasarının da neler içereceği konusunda bir kapsamlı açıklama yaptı. Bir tedbir maddesinden bir kere her şeyden önce bahsediliyor burada. Gümrük Birliği, ticaret anlaşması, işçi hakları ve çevrenin korunması konularında da endişelerin giderilmesi tarafına odaklandığını, buraya önem verdiğini ifade ediyor Theresa May. İkinci bir referanduma da gidilebileceğini dün parlamentoya sunduğu teklifte kaydetti. Birçok defa da benzer şekilde zaten görüşlerini ifade ettiğini biliyoruz. Yeni garantiler içeren bir anlaşmayı gelecek ay parlamentoya getirmesi bekleniyor Theresa May'in. Dolayısıyla bu Brexit meselesinde bir parça daha yol alınmış olmasına rağmen aslında bir arpa boyu da ilerlenemediğini söylemek mümkün. Yani aksiyon var ama sonuç gelmiyor bu tarafta. 23 Haziran 2016 tarihinde bir referandum yapmışlardı. O tarihten bu yana biz Brexit meselesini İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden hangi koşullar altında çıkacağına dair notları tartışmaya, konuşmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan yine hem sermaye piyasaları hem para piyasaları açısından önemli notlardan bir başkası Fed'in
ne söyleyeceği. Tutanaklar öncesinde kazancını zira dolar ikinci gününe de böylece taşımış oldu. Majör para birimleri karşısında da önemli oranda arttığını söylemek mümkün. 98'lerin üzerinde fiyatlanan bir dolar endeksinden bahsediyoruz. Fed'in son politika toplantısına ait tutanaklar. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşmaları öncesi dolarda böyle bir hareketlilik olduğunu söylemek mümkün dedikten sonra şöyle bakalım bütün bunlar para piyasalarına nasıl etki yapmış. Para piyasaları tarafına baktığımızda orada dolar tarafında 6.0657 seviyesini görüyoruz. 0.22'lik bir değerlenmeyle birlikte Euro TL tarafında 6.76'lık bir fiyatlama söz konusu. Sterlin TL'de 7.70'li seviyeleri hemen hemen görüyoruz. Sepet kurdu şu halde 6.41'e gelmiş durumdayız. Dolar endeks Euro dolar paritesi ise 1.12'nin altındaki seyrini sürdürüyor. Burada az önce de üstünden geçmiştik. Fed'in toplantı tutanakları önemli olacak ve Mario Draghi'nin yapacağı konuşma yine önemli notların arasında yerini alacak. Bu arada Fed tarafında nasıl bir politika yürütülüyor? Aralıkta faiz artırımının biraz abartılı olabileceğini söylüyor. Mesela Fed başkanlarından Bullard bu oldukça önemli notlardan bir başkasını haliyle oluşturuyor. Diğer taraftan endeksler tarafına bakıldığında ağırlıklı olarak son birkaç gündür alım ağırlıklı olarak devam ettiğini söylemek mümkün. Fed'den bahsetmişken Rosengren'in de açıklamaları var. Rosengren de ticaret belirsizliği Fed'in sabırlı bir politika izlemesine sebep oluyor diyor. O tarafta faizlerde herhangi bir adım atılmayacağına dair beklentide dolayısıyla gün geçtikçe daha da fazla hale geliyor diyelim ve MTA'ya geçelim. MTA tarafında altınla başlayacağız. Altın tarafında 1273 dolarlık bir fiyatlama olduğunu söyleyelim. Ons başına geldiğimiz nokta itibariyle TL bazlı olarak fiyatlanan altın düzeyine bakıldığında ise orada 248 lirayı görüyoruz. Gram altın tarafında %0.12'lik bir değerlenmeyle birlikte 407 lira 19 kuruşluk fiyatlama %1.32 kadar yukarı atmış görünüyor. Çeyrek altını tam altın tarafında ise %1.17'lik bir prim var ve 1623 lira 80 kuruşluk bir fiyatlamaya sahne oluyor. Burası emtia tarafında bir başka takip ettiğimiz nokta petrolün geldiği seviyeler. Petrol tarafında Brent petrol tarafına bakıldığında 71 dolar 70 centlik hemen hemen 71 dolara 76 centlik bir fiyatlama söz konusu. VTI tarafına yani Amerikan tipi ham petrole baktığımızda ise karşımızdaki tablo bizi 62 dolar 40 centlik bir fiyatlamaya getiriyor dedikten sonra geçelim hangi başlıklar gazetelerin ekonomi sayfalarında yerini bulmuş birlikte ona bakalım. Gazetelerin ekonomi sayfalarına ya da manşetlerine, sür manşetlerine, ekonomiyle ilgili yansımalarına bakacağız. Yüzyılın şüphesi başlığıyla birlikte Hürriyet gazetesini görüyoruz. Manşetten duyuruluyor buradaki haber. Trump yönetiminin İsrail-Filistin sorununa çözüm olarak hazırladığı yüzyılın anlaşmasında Filistin şüpheyle bakıyor. Burada Genel Sekreter Erekat'ın yapmış olduğu açıklamalar var. 68 milyar dolarlık bir bütçe peşindeki Amerika'nın Kudüs'ün tüm kontrolünü İsrail'e vermeye çalıştığını öne sürüyor FETÖ Genel Sekreteri Erekat. Parayla ikna edecek başlığıyla birlikte paylaşılmış ayrıntılar 25-26 Haziran'da Bahreyn'de anlaşmanın ekonomik ayağını ele alınacağı bir toplantı yapılacak. Toplantıya Filistin devlet davet edilmedi. İddiaya göre Amerika bu toplantıda büyük bölümü Arap ülkelerinden 68 milyar dolar toplamayı hedefliyor. Bu parayı da Filistin'le destekçisi ülkeleri ikna etmekte kullanacak. Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Erekat, Beyaz Saray'ın planı kesinlikle reddedeceklerini söyledi. Erekat, şimdi hadi bir anlaşma yapalım Kudüs için El-Aksa Camisi ve Kıyamet Kilisesi'ne ne fiyat biçelim diyorlar. Filistin bunu kesinlikle kabul etmeyecek ve karşılık verecek diyor. Yüzyılın şüphesi başlığıyla birlikte de Hürriyet gazetesinde manşetten paylaşılmış bu haber.
Gelelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nden sizlere aktaracağımız haber emekliye biner lira başlığını taşıyor. Hatırlayacaksınız, bir önceki seçim sırasında bunu çokça konuşmuştuk. Bayram ikramiyelerinden bahsediyoruz. Haftaya hesaplara geçecek bu ikramiyeler. Bu haberde Milliyet Gazetesi'nde yerini hali hazırda bulmuş görünüyor. Biner liralık ikramiyeler dolayısıyla hesaplara geçecek. Şöyle bir hızlıca üstünden de geçelim. Emeklilere biner TL bayram ikramiyesinin 27-31 Mayıs haftasında ödenmesi bekleniyor. 1 Mayıs'a kadar emeklilik dilekçesi verenler de bayramda ikramiye alabilecekler. İlk kez geçtiğimiz yıl Ramazan bayramında emeklilere ödenen bayram ikramiyesi bu yılda ödenecek. 1 Mayıs tarihine kadar emekli olmak için dilekçelerini verenler de bayramda ikramiye alabilecekler. Emeklilerle birlikte dul ve yetim aylığı alanlar da bayram ikramiyesi alacak. Emeklilerle dul ve yetim aylığı alanlara ödenen ikramiye rakamı ise farklı düzeylerde. Bayram ikramiyesi her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce SGK'dan gelir veya aylık alanlara ödeniyor. Dolayısıyla emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, mağdurlen emekliler yılda iki kez bayram ikramiyesi alabilecekler. İkramiye sayesinde bayram harcamaları için emeklilerin eli böylece rahatlamış oluyor. Diğer yandan bayram ikramiyeleriyle emeklinin bayramda çocuk ve torunlarına hediyeler alarak mutlu olmaları da sağlanmış oluyor demiş Milliyet Gazetesi'nde paylaşılan bu haber. Dünya Gazetesi'nden bir haber aktaracağız. Sırada Yunanistan'dan bahsedeceğiz. Yunanistan'a ucuz, Türkiye'ye pahalı başlığı ile birlikte görüyoruz buradaki haberi. %3.3 rakamı verilmiş Yunanistan için, %7.6 Türkiye için verilen faiz oranı. Dünya Gözü köşesinde Osman Ulagay yazıyor ayrıntılarını. 10 yıl önce Avrupa'nın hasta adamı olarak görülen Yunanistan, Avrupa Birliği ve IMF'nin yoğun desteği sayesinde iflasın eşiğinden döndürüldü. İçine düştüğü borç çıkmasından kurtulmak için yükselen toplumsal tepkilere karşın çok ağır bir kemer sıkma politikası uyguladı. Yunanistan dev boyutlardaki bütçe açığını ve dış açığını kapatmak için büyük özverilere razı oldu. Muazzam refah kayıplarına uğradığı hatırlatılmış. Buna karşın uzun süre büyümeye geçemediği de belirtiliyor Yunan ekonomisinin. Financial Times'ın baş ekonomi yorumcusu Martin Wolf'un yazdığına göre 2007-2014 yılları arasında %20 oranında küçülmüş Yunanistan ekonomisi son yıllarda yeniden büyümeye başlamış, ancak 2017'de %1,5, 2018'de %2.1 büyüyen Yunan ekonomisinin 2019'da %2.4 büyümesi bekleniyor hatırlatması yapılmış burada paylaşılan köşe yazısında. Gelelim yine Dünya Gazetesi'nden bir başka habere aktaralım. Son zamanlarda ticaret savaşlarından dolayı Çin tarafını çok fazla konuşuyoruz. Çin'in elinde ne var diye soruyor Dünya Gazetesi. Çin'in kozu nadir metaller başlığıyla birlikte de buradaki haber paylaşılmış. Aykırı Finans köşesinde Atılım Murat yazıyor. Amerika ve Çin hususunda birkaç noktaya vurgu yapacağım diyerek başlamış köşesine. Bunlara ya yanlış yorumlanıyor ya da az biliniyor. Trump yönetimi Çin'den ithal edilen ürünlerin vergilerini artırarak Amerikan mallarına talebin artacağını, bu sayede daha çok Amerikalının iş bulacağını düşünüyor. Dev şirketler Çin'den çıkarlarsa maliyetin düşük olacağı başka bir ülkeye giderler. Amerika'ya geri dönmezler. Çinli bir işçinin saatlik ücreti 4 dolarken Amerikalı bir işçinin saatlik ücreti 24 dolardır. Amerikalılar işlerini Çinlilere kaptırıyor algısı madalyonun bir yüzüdür. Diğer yüzünde Amerikalı tüketicinin Çin sayesinde ürünleri ucuza alması durumu söz konusu. Apple telefonları Çin yerine Amerika'da üretse Amerikalılar bu cihazları bu kadar ucuza alamazlar. Apple'ın karı yerle bir olur hatırlatması yapmış Dünya Gazetesi'nde paylaşılan bu haber. İşsiz anneye günde 80 lira başlığıyla birlikte başka bir haber aktaralım. Onu da Hürriyet Gazetesi'nden sizlerle paylaşacağız. Bakalım ayrıntılar neler? SGK işte anne projesine katılanlara ayda 2400 lira veriyor. İşsiz anneye günde 80 lira ödeme yapılacak başlığını görüyoruz burada. Başlatılan işte anne projesi 15 yaşına kadar çocuğu olan ve çalışmayan kadınlar İşkur'un işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde günlük 80 lira, aylık da 2400 lira devlet desteği alıyor. Programlar en az 3, en çok 6 ay sürüyor. Bu süre içerisinde anneye kreş parası da ödeniyor denmiş. 400 lira imiş buradaki kreş yardımı diyelim ve burada gün ekonomisine noktayı koyalım. Parametreye geçelim.